o hal bu coğrafyadan hiçbir zaman kaybolmadı. Yani Yavuz Sultan Selim'le başlayan olarak tanınan ama onun çok öncesinde de belirlenmiş iktidar inancının dışında batini süreklerin bir cümlesine Emevi İslamlığı ve Abbasi İslamlığı dönemi de dahil olmak üzere türlü defalarda saldırılara maruz kaldı. Avuçan Ocağı ya da bu tür ziyaretgahlar da Selahaddin Eyyubi'nin baskılarından, zulmünden kaçan pek çok batininin sığındığı alanlar oldu aslında. Dolayısıyla buradaki ocakların pek çoğunun yansıması İran'da da var. Bir yansıması Irak'ta da var. Yani tüm bu coğrafyaların bir birikimiyiz, bir hafızasıyız biz aslında. O hal kalkmadı. Bu coğrafyada hep o hal vardı ama biz her şeye rağmen inancımızı sıdk ile yani hakikatin parçası olma ısrarımızda, niyazımızla, pirimize verdiğimiz ikrarımızla bugüne kadar taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Şimdi olağanüstü hal ile ilgili bir soru sorduğunda hep benim aklıma şey geliyor. Yani biz hiç olağan bir hal görmediğimiz için olağanüstü hal bize çok yabancı geliyor. Çünkü biz hiç o olağanüstü denilen şeyden çıkmamıştık. Olağanı bilmiyoruz çünkü. Olağan hali bilmiyoruz. Hele hele bu coğrafyada yaşayan, bu inancı taşıyan, bu kültürü taşıyan insanların belki de binlerce yıldır hiç olağan bir yaşamlar olmadı. Hep tehdit altında, hep katliamla karşı karşıya kaldılar. Hep dağların doruklarına kaçarak, saklanarak yani Bizans'tan, Osmanlı'dan, Arap istilasından, Moğol'dan son olarak da işte Cumhuriyet'le beraber burada hiçbir zaman iktidar olmayan Osmanlı'nın toprağı üzerine yahut da bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Devleti'nin son bir ıslah planı var ve katliama başladığı zaman önce ocaklardan başlamış. Bu ocaklardan biri de maalesef Avuçan Ocağı'dır. Önce rehberleri, pirleri yok etmek istemişler. Çünkü yolsuz, rehbersiz kaldığınız zaman nereye gideceğinizi şaşırırsınız. Gider münküre, düşmana, zalime teslim olmak zorunda kalırsınız. Böyle bir gerçekliğimiz var. En azından bunu söylemek mümkün. Bugün gri pasaportlarla yahut da cemevlerin işte elektriğini, suyunu ödeyeceğiz diyerek devlet yeniden artta kalan bu ocakların, bu inancın, bu kültürün tamamen tarih sahnesinden çıkılarak caminin bir versiyonunu yahut da Hanefi İslam'ının bir parçası durumuna getirmeye çalışıyor. Maalesef bugün karşı karşıya olduğumuz şey bu gerçeklik. İşte bu gerçekliğin hareketle burada bu inanca vicdanıyla, aklıyla, tarihiyle, diliyle dahil olanların bir şey yapması lazım. Ve kurum olarak da bizim muradımız olanı yaşatmak, yaşamak ve insanlığa hizmet eden ve insanlığı dizayn eden bu inancın, bu kültürün yaşamasını sağlamaktır. Ama görünen şu ki yani bir Avuçan etkinliği yapılıyor da devlet niye kayıtsız, olağanüstü hal olmasına rağmen devlet aslında gelecekle ilgili bir hazırlık yapıyor. Yani Cem evini İrfan evi yapmaya çalışıyor. Görünen o. Şunun da hazırlık olduğunu biliyoruz. Ve belki de her birimizin önüne geçmek için uğraşması gereken, düşürmesi gereken bir çıkış için söyleyecek sözünün olması lazım. Gelecekte daha kötü, daha bilinmez, hatta yok edici bir şey bizi bekliyor. Umarım buna karşı direncimizle, inancımızla karşı dururuz. Muradımız bu. Yapmak istediğimiz bu kısaca.